Videoya başlamadan önce önemli bir haberim var. 25 Şubat'ta toplamda 50 kişi kapasiteli ve 4 saat sizlerle bir araya gelip YouTube eğitimi vereceğim çok uygun bir eğitim planladım. Eğitim canlı olacak. Bir YouTube kanalı nasıl optimize edilir? Nasıl kanalıma sponsor çekerim? Doğru reklam yerleştirme. Başlık, açıklama, etiket, hashtag eğitimi. Viral anahtar kelimeler nasıl bulunur? Nasıl daha fazla izlenme alırım? Abonelerimi nasıl artırırım? Önerilen videolardan ve YouTube aramalarından izlenme arttırma. Yurtdışı izlenme öğrenme arttırma, doğru küçük resim oluşturma, analitik verilerini okuma ve daha fazla aklınıza alacak bilgiyle siz de tam donanımlı şekilde YouTube kanalınızı sıfırdan oluşturabileceksiniz. Detaylar açıklamadaki Telegram kanalında. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Bugün yurt dışı izlenmeleri arttırmayı 3 taktikle geliştireceğiz. Sırasıyla gidiyor. 1. Kanal özelleştirme ayarları. 2. Video özel dil ve altyazı ayarları. 3. Video küçük resmi ki en önemlisi de bu. Aslında bu 3 maddeden biri olmazsa yurt dışı izlenme alamazsınız. O halde ilk maddeden başlayalım. Kanal özelleştirme ayarları. Arkadaşlar YouTube Stüdyo'ya girdiğinizde hemen sol kısımda özelleştirme bölümünü göreceksiniz. Bir kez tıkladığınızda üst kısımda düzen, markalama ve temel bilgiler olacak. Bunlardan üçüncü sıradakine yani temel bilgilere dokunuyoruz. Burada ad, herkes açık kullanıcı adı, açıklama ve altta da bizi şu anda ilgilendiren bölüm, kanal adı ve açıklaması için çeviri bölümü var. Bakın benim burada İngilizce ekli. Peki neden ekli? Arkadaşlar bir videoya herhangi bir yolla İngilizce bir altyazı dahi ekleseniz eğer kanal ayarlarınızda dil ekli değilse izlenme alamazsınız. Yani çöp olur. Peki Peki bu dil ayarı ne işe yarıyor? Hemen gösterelim. Gördüğünüz üzere benim videom yabancı aramalarda da yabancı başlık ve açıklamayla öne çıkabiliyor. Yani başka bir ülkeden birisi benim konumla ilgili bir arama yaptığında eğer kanal özelleştirme ayarlarımda kanalımı İngilizceye çevirdiysem aramalarda onun önüne videom ve kanalım çıkabiliyor. Bakın benim kanalım web ustası video aslında Türkçe ancak başlık İngilizce açıklama İngilizce. Yani neymiş? Kanal özelleştirme ayarlarından eğer bu ayarı yaparsam yabancı aramalarda da kanalım Türkçe dahi olsa bulunabiliyormuş. Gelin şimdi bunu nasıl yaptığımızı açıklayalım. Ben de şu anda İngilizce dili mevcut ancak kanalıma bir de Almanca dil ekleyeceğim. Şuradan hemen dil ekle diyorum arkadaşlar. Buradan bu kısım önemli. Orijinal dili Türkçe seçiyoruz. Sağ kısma geldim çeviri dili bölümüne. Buraya tıkladığımda buradan Almancayı seçeceğim. Yani kanalımın Türkçeden Almanca'ya çevrilmesini istiyorum ki birisi konumla alakalı Almanca arama yaptığında da karşısına çıkabileyim. Kanal adını kopyalıyorum. Olduğu gibi sağ kısma yapıştırıyorum arkadaşlar. Kanal ismimizi Almanca'ya çevirmeyeceğiz. Bu büyük bir hata olur. Kanal açıklaması bölümüne gelince arkadaşlar kanal açıklamamızı da kopyalayacağız. Yani kanal açıklaması dediğimiz bölümde neresi? Hemen göstereyim. Şu arka kısımda görünüyor. Kanalımın hakkında yani açıklama kısmı arkadaşlar. Burayı kopyaladım. Herhangi bir çeviri aracına yapıştıracağım. Ya da gerçekten Almanca biliyorsam bunu kendim buraya Almanca şekliyle yazabileceğim. Ancak ben şu anda Dipple'ı kullanmak istiyorum. Geldim buraya hemen yapıştırdım. Zaten dili otomatik olarak algılayacak. Hemen sağ kısma geldim. Buradan Almanca'yı seçtim. Hemen buradan panoya kopyala dedim. Geldim kanal açıklaması yani çeviri bölümüne bunu yapıştırdım. Şimdi böyle bitti bitti mi? Tabii ki bitmedi arkadaşlar. Buradan bazı taramalar yapmam lazım. Bakın hemen burada benim kanalımı webmaster olarak çevirmiş. Ancak benim kanalımın ismine web ustası. Hemen burayı web ustası olarak değiştiriyorum. Aşağıya doğru tüm taramalarımı gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Bakın burada da bir hata var. Hemen burayı da şu şekilde web ustası olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Başka bir hata yoksa çeviriyi düzgünce yaptıysanız hemen buradan bitti dediğinizde kanal Almancaya çevrilmiş olacak. Peki bitti mi? Hayır, bitmedi arkadaşlar. Ben buraya Almanca ekledim. Ancak bunu İngilizce olarak baz alabilirsiniz. Aynı şekilde zaten İngilizce çevirmiş durumdayım. Bakın burada kanal orijinal dilim Türkçe, çeviri dili İngilizce. Kanal adımı olduğu gibi sağ tarafa geçirdim. Kanal açıklaması bölümüm orijinalde Türkçe, çeviri dilinde ise İngilizce olarak ayarladım arkadaşlar. Ben yine DeepL'la yaptım. Siz eğer İngilizcenize güveniyorsanız kendiniz de yazabilirsiniz. Ancak hataları, özellikle kanalınızın isminin çevirisiyle ilgili hataları kontrol etmeyi unutmayın. Tüm ayarlamaları yaptıktan sonra bitti diyoruz ve İngilizce dilimiz eklenmiş oluyor. Artık kanalımızın temel İngilizce altyapısını oluşturmuş olduk. Bakın tekrar söylüyorum. Kanalımız normalde orijinalde Türkçe, videolarımız Türkçe ancak bizler yabancıların kendi dilinde arama yapsalar dahi videolarımızı bulmasını istiyoruz. Şimdi gelelim ikinci adıma arkadaşlar. İkinci adımımız neydi? Video özel dil ve altyazı ayarları. İlk adımda kanalımızı İngilizceye çevirdik. Şimdi video altyazısı bölümüne gelelim. Arkadaşlar eğer kanal özelleştirme ayarınızda İngilizce yoksa videolarınızı İngilizceye çevirmeniz bir işe yaramayacaktır. Yani kanal özelleştirme ayarında hangi dil varsa o dille video altyazısı ekleyebilirsiniz. Aksi Aksi halde bir şekilde ekleseniz dahi hiçbir şekilde izlenme, etkileşim alamazsınız. Biz İngilizcemizi ekledik. Şimdi video altyazıları bölümüne geldim. Kanalımdaki son videoya bir İngilizce altyazı eklemek istiyorum. Dil bilmenize gerek yok arkadaşlar. YouTube bunu sizin yerinize yapay zekaya yaptırıyor. Şimdi ne yapacağım? Videomun altyazı ve ses bölümüne geleceğim. Hemen burada bakın altyazılar bölümü var. İlk adımımız bu. Burada kopyala ve düzenleye tıklayacağım. Devam diyeceğim. Buradaki hatalarımı düzelteceğim. Türkçede de hatalar olabilir. Çünkü yapay zeka çeviriyor arkadaşlar. Bakın burada yanlış bir yazım olmuş. Normalde burada Eleven Labs diyorum. Ancak burada Eleven Labs gibi bir şey yazmış. Hemen ne yapıyorum? Burayı Eleven Labs yapıyorum. Şimdi bu kısımlar neden önemli arkadaşlar? Birileri YouTube'da bir arama yaptığında YouTube alt yazınızdaki anahtar kelimelerle de sizi arama yapanın karşısına çıkarabiliyor. Bu da önemli bir taktiktir arkadaşlar. Yani bu transkriptteki kullandığınız anahtar kelimelerden de arama sonuçlarında çıkabiliyorsunuz. Evet şimdi videomuzdaki Türkçe hataları giderdiğimizi varsayıyorum ve sağ üstten yayınla diyorum. Şu anda videomuza Türkçe otomatik altyazıyı optimize etmiş durumdayız arkadaşlar. Başka herhangi bir ayarla oynamamıza gerek yok. Şimdi hemen video altyazıları bölümünün en altında bulunan dil ekle bölümüne tıklıyorum. Neydi? Kanalıma İngilizce dil eklemiştim. O halde ne yapacağım? Buradan hemen İngilizceyi ekleyeceğim arkadaşlar. Ancak burada bazı karışıklıklar yapılıyor. Ben kanalıma buradaki yalın İngilizceyi ekleyeceğim. Alt kısımda ABD, Avustralya Avustralya, Birleşik Krallık, Hindistan, İrlanda, Kanada gibi seçenekler var. Ben yalın İngilizceyi kullanacağım arkadaşlar. İngilizceye tıkladım. Şimdi yapmam gereken öncelikle başlık ve açıklamamı İngilizceye çevirmek olacak. Hemen ne yapacağım? Buradan kalem ikonuna dokunacağım. Tıpkı kanal ayarlarındaki gibi burada da Türkçeden İngilizceye videomun özel başlığını ve açıklamasını kopyalayıp sağa yapıştıracağım arkadaşlar. Çevirimi yaptım. Peki bitti mi? Hayır arkadaşlar öncelikle kontrollerimizi yapacağız. Başlığımda bir hata olmadığını varsayıyorum. Açıklama kısmına geliyorum. Açıklama kısmında ne hata olabilir? Tabii ki benim kanalımın özel ismiyle ilgili hatalar olabilir. Biliyorsunuz usta İngilizcede master demek. Dolayısıyla İngilizce çeviri yaptığım zaman da çeviri araçları bunu master olarak algılayabilir. Burada webmaster yazmış. Ben buradaki master'ı silip burayı web ustası yapacağım arkadaşlar. Buradaki hataları da giderdiğimizi varsayıyorum. Buraları kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir hatada daha az izlenme alabilirsiniz ya da izlenme alamayabilirsiniz. Kanal adınızın karışıklığından dolayı algoritma sizi negatifte değerlendirebilir. Bu yüzden burada hassas davranmamız gerekiyor. Videomu Türkçeden İngilizceye çevirdim. Tüm ayarlamalarımı, kontrolümü yaptım. Buradan yayınla diyeceğim ve başlık ve açıklama kısmım hazır olmuş olacak arkadaşlar. Daha sonrasında eğer düzenleme yapmak isterseniz yine buradaki düzenleyin ikonuna tıklayarak hatalarınızı giderebilirsiniz. Bitti mi? Hayır arkadaşlar. Şimdi sırada videomuza otomatik altyazı oluşturmak var. Bakın burada altyazılar bölümü var. Hemen alt kısmında İngilizcenin karşısında bir kalem ikonu var. Ekle ikonu. Buna bir kez tıkladım arkadaşlar. Şimdi benim alt yazılarım Türkçe idi. Ne yapacağım? Videomun diğer ülkelerden de izlenebilmesi, anlaşılabilmesi için aynı zamanda yabancıların karşısına. Hemen şu örnekte olduğu gibi yabancı dilde de çıkabilmem için buradan otomatik çevir özelliğini kullanmam gerekecek. Yani videomu otomatik olarak İngilizce altyazıyla optimize etmiş olacağım. Ne yapacağım? hemen buradan otomatik çevir diyeceğim arkadaşlar. Bakın dil bilmemize gerek yok ya da buradaki saniyelerle falan uğraşmamıza gerek yok. YouTube zaten bunu bizim yerimize düşünmüş ve yapay zeka ile altyazı oluşturma özelliğini çoktan getirmiş durumda. Hatta müzik boşluklarını bile almış arkadaşlar. Yani altyazıda müzik olan bölümde bunu gösterebiliyor. Hemen şöyle sesini kısarak izleyelim. Görüyorsunuz arkadaşlar altyazılarımız burada otomatik olarak saniyelere bölüm şekilde adım adım ilerliyor. Herhangi bir sorun yok. Şimdi bitti mi? Hayır arkadaşlar. Yine burada yapmak istediğimiz düzenlemeleri yapabiliriz. Hatalı cümleler, kelimeler olabilir. Başlangıç seviyesinde bir İngilizce bilgisine sahipseniz zaten buradaki basit hataları çözebilirsiniz. Şimdi yayınla diyoruz ve 3. adımımıza geçiyoruz arkadaşlar. Örnekteki gibi video küçük resimlerimiz İngilizce diline çevrilmeden yabancıların önüne sunuluyor. Yani zaten kanalımız Türkçe olduğu için ana hitap ettiğimiz ülke Türkiye olduğu için bizler küçük resimlerimizi Türkçe hazırlıyoruz. Yani yabancılar küçük resimlerinizi Türkçe görüyor ve anlamıyor arkadaşlar. O halde ne yapmam lazım? Burada karşıma iki adet seçenek çıkıyor. Birincisi aslında yanlış olanı burayı İngilizce olarak değiştirebilirim. Yani buradaki yazıyı yabancı hitap edebilecek şekilde çevirebilirim. Ancak hitap ettiğim ana ülke Türkiye olduğu için videomun orijinal dili ve kanalımın orijinal dili Türkçe olduğu için bu saçma olacaktır. Bu sefer Türkiye'den de izlenmeler alamayabilirim. O halde ne yapmam lazım arkadaşlar? Burada karşıma doğru bir seçenek çıkıyor. Şimdi ben buradan Türkçe yazıları kaldırabilirim. Yani buradaki en çok izlenen yerler, işte buradaki tarihler, tahmini gelir yazısını Türkiye'deki insanların da anlayabileceği kadar değiştirebilirim. Ancak video küçük resmimdeki bu sloganı değiştirirsem Türkiye'deki insanlar belki de anlamayacak ya da anlasa bile girip izlemeyecektir çünkü saçma bir durum. Ama ek resimlerdeki, ek görsellerdeki bu küçük yazıları değiştirirsem hiç kimse tarafından garip görülmeyecektir. Dostlar bu 3 adım sizlerin YouTube'dan yurt dışı gelirlerinizi arttırmanızı sağlayacak. Aklınıza takılanları yorumlara yazmayı unutmayın. Sorularınızı cevaplıyor olacağız. Web Ustası kanalından sevgiler, saygılar.